Karadeniz sahil yolu geçişinde zarar gören deniz yapılarının onarılması ya da yeniden inşa edilmesi kapsamında Karayollar Genel Müdürlüğü ile Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları Genel Müdürlüğü bir protokol imzalamıştır. Protokol kapsamında Doğu Karadeniz bölgesinde 37 balıkçı barınağı ve iskele eski haline, orijinal boyutlarına getirilmiş. Bir tek Bulanca ilçemizin iskelesi 29 metre uzatılarak bırakılmıştır. Ve döneminde Türkiye'nin en uzun iskelesi olma özelliğini taşıyan Bulancak iskelesi onarılıp eski haline getirilmeyi beklemektedir. Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün eksik bıraktığı bu işi gecikmeye rağmen tamamlamaya davet ediyorum. Sayın Orman Bakanımıza da Doğu Karadeniz yaylaları SOS veriyor. Teşekkür ederim. Muhtarlık Kurumu demokrasimizin en vazgeçilmez kutsal kurumudur. Anayasa ve yasalardan aldıkları yetki ve sorumluluklarla köy ve mahallelerimizde yaşayan yurttaşlarımızın devlet kurumlarıyla ilişkilerini düzenlemede kamu hizmetlerinin sürdürülmesinde etkin rol üstlenirler. Böylesine önemli bir görev taşıyan muhtarlarımız bu güçlerin farkında olmalı ve asla yetki ve sorumluluklarını temsil özelliklerini siyasete alet etmemeli. Siyaset kurumunun bir parçası olmamalı. Halk adına halkın çıkar ve menfaatlerine uygun davranmalı. Görev sürelerinde eşitlik, adalet, hakkaniyet ilkesinden sapmadan tarafsızlıklarını korumalıdırlar. Cumhuriyeti ve demokrasinin korunup gelişmesi ve güçlenmesi buna bağlıdır. Ülkemizde pek çok muhtarımız da bu özellikle olduğuna inanıyorum. Muhtarlarımızın ekonomik, sosyal haklarla birlikte daha saygın konuma ulaştırmalar gerektiğini bir kez daha belirterek 19 Ekim Muhtarlar Günü kutluyor. Görev yaptıkları aza ve heyetlerine temsil ettikleri halkımıza sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, müftülere nikah kıyma yetkisini içeren tasarı, devrim yasalarına ve laikliğe, Cumhuriyetimizin kadınlara tanıdığı medeni haklara bir saldırıdır. Bu yetkiyle hakları olmayan Türk kadını, resmi nikahlı, müftülük nikahlı diye iki tip aile kavramı yaratılmak isteniyor. Kadınlar ve aileler ayrıştırılıyor. Bu tasarı yasallaşırsa resmi olmayan nikah özendirilecektir. Çünkü böyle bir yetkinin din görevlileri tarafından kullanılmasıyla küçük yaşta evlilikler, kız çocukların zorla evlendirilmesi artacaktır. 18 yaş altındaki çocuklara müftülüklerde dini nikah kıydırılıp yaşı tutunca resmi nikah kıyarız demenin yolu açılacak. Böylece kayıt dışı evlilikler gerçekleştirilebilecektir. Şiddete, tecavüze, tacize uğrayanların mağduriyeti ve suçluluğun cezalandırılması yasayla değil bu tip evlendirmelerle giderilmesi gündeme gelecektir. Tepkiler üzerine geri çektiğiniz tacizciyi, tecavüzcüyü koruma yasası yerine şimdi onların mağdurluğuyla müftülükte evlendirmek mi istiyorsunuz? Bu konuda imza toplayan Giresunlu kadınlarımıza da buradan selam gönderiyorum. Teşekkür ederim. 24 milyon hektar büyüklüğünde tarım alanı olan Türkiye, yüzü aşkın ülkeden tarım ürünleri ithalatı yapıyor. Tohum verdiğimiz mercimeği Kanada'dan, pamuğu Yunanistan'dan, mısırı Ukrayna'dan, pirinci Mısır'dan, arpayı Fransa'dan, buğdayı Rusya'dan, çayı Sri Lanka'dan, İrlanda'dan, lahana İspanya'dan, marul, simmental düveyi Avusturya'dan, koyunu Arap ülkelerinden alıyoruz. Daha üzücü olan ise fındık ihracatının %50'sini Türkiye'de tekelleştiren, alıcıyken satılı olan 3 yabancı firmanın gerçekleştirmesi, bu firmalara alın terimizin sömürtülmesidir. AKP iktidarı sadece demokrasi, cumhuriyeti, özgürlüğü değil, tarım ve özellikle de fındığı da yok etti. Tarımın, fındığın kurtuluşu AKP'den kurtulmaya bağlıdır. Teşekkür ediyorum.